Tükenmişlik ya da İngilizce orijinal adıyla burnout sendromu. Acaba nedir? Ben gerçekten burnout muyum? Ya da falanca arkadaşımın şikayetleri tükenmişlik sendromunu mu yansıtıyor? Yoksa sadece normal hayattan bir şikayet mi? Öncelikle burnout ya da tükenmişlik dediğimiz meselenin ağır bir psikolojik durum olduğunu bilmemiz lazım. Yani yolda gezerken ya da işte bir şekilde kendimizle sohbet ederken kolay kolay teşhisini koyabileceğimiz bir şey değil. Fakat özetle söylemem gerekirse insanın fabrika ayarlarına uygun olmayan bir hayat yaşamanın günümüzde çok sık gördüğümüz sonuçlarından bir tanesi. Depresyon gibi, melankoli gibi bir günlük hayatımızda işlerimizi biraz zorlaştıran, zihinsel performansımızı olumsuz etkileyen durumlardan biri ama genellikle depresyonla, isteksizlikle ya da öfke ya da dürtü bozukluğuyla karıştırılabilen bazı belirtileri ya da sonuçları var. Öncelikle nedir? Yani nasıl ortaya çıkar? Kısaca bir onu anlatmaya çalışayım. Mesela hayata karşı genel bir isteksizlik, kendini çok ciddi anlamda değersiz görme, hiçbir işe başlamak ya da işte başladığı bir işi bitirmek için motivasyon bulamama, etrafındaki bütün insanların niyetlerinden şüphe etme, sisteme ya da kişilere güven kaybı, devamlı bir alaycılık ve küçümseme davranışı, kendine dair büyük değersizlik hissi, yok olma, kaybolma arzusu ve bir şekilde içinde bulunduğu hayattan kaçma, bu hayatı yaşamak istememe gibi şikayetler, belirtiler ve davranışlarla ortaya çıkan bir garip durum. Şimdi genelde baktığımızda işte depresyonda da insanın canı bir şey yapmak istemez, efendim sabah yataktan kalkamaz, akşamları uykusu gelmez falan böyle bir bezginlik hali biraz benziyor gibi ama depresyondan temelde bir farkı var. Depresyon mesela tatile gittiğinizde geçmez. Yani hayatınızda belli değişiklikler yaptığınızda yapısal bir sorun olduğu için beyinde depresyonda genellikle farklı önlemler almanız uzun süredir tedavilere girmeniz lazım. Fakat mesela burnout'ta ya da tükenmede olan bir insan hayat tarzını değiştirdiği andan itibaren hızla bu ruh durumundan çıkar. Gayet pozitif duygulanımlar ve motivasyonlar hissedebilir. Ve depresyondan farklı olarak hareketinde, hayatı yaşama motivasyonunda uygun koşullar sağlandığı takdirde hemen eskiye bir dönüş görebilirsiniz. Ama depresyonda bu pek fazla söz konusu değil. Çünkü depresyon beyin bağlantılarının ve kimyasallarının çok uzun süreli ve kalıcı olarak değiştiği bir durum. Peki, madem daha hafif bir versiyonu gibi gözüküyor, neden daha ağır belirtilerle ve şiddetli olarak karşımıza çıkıyor? Tükenme sendromu insanın hayata karşı motivasyonunu ve en önemlisi de diğer insanlara karşı olan güvenini, iş yapma becerisini elinden aldığı için günümüzün hızlı sosyal hayatında son derece yıpratıcı bir durum. Kimlerde ortaya çıktığına baktığımızda bu tükenmişlik sendromu daha ziyade yoğun iş hayatı yaşayanlarda, birçok sorumluluğu aynı anda uzun sürede yürütmeye çalışanlarda çok karşımıza çıkıyor ama hepsinde olmuyor. Yani bazılarında oluyor ve bazılarında olmuyor. Mesela yoğun iş hayatı yaşayan şirketler, yöneten, işten işe koşan insanların hepsi tükenmişlik sendromu geçirmiyor. Kimler daha yatkın oluyor buna? Özellikle geçmiş yaşam deneyimlerinde biraz böyle değer görme, sevilme, el üstünde tutulma gibi ihtiyaçları tam karşılanmamış, kendi değerini tam olarak yaşayamamış, o zamana kadar yaşadığı hayatında çok fazla zihinsel ve duygusal ödül tatmamış, peşinde koştuğu hedeflere ulaşmasına rağmen belki de o hedefler onu çok fazla tatmin etmemiş olan kişilerde maalesef yoğun iş hayatı, yoğun sorumluluklar bir şekilde çok ağır bir yıkıma doğru gidebiliyor. Ve bu yıkımın belirtilerle ortaya çıkmış haline de biz tükenmişlik sendromu diyoruz. Nörobilimsel çalışmalar ve beyin görüntülemelerinde son yıllarda bu konuda çok fazla bilgi elde etmeye başladık. Öncelikle bütün işlerin başı benim insanın fabrika ayarlarında da anlattığım gibi devamlı, süren ya da tıbbi adıyla kronik bir stres durumunda olmak. Her şey bir kere bununla başlıyor gibi gözüküyor. Kronik stres, İFA'yı okuyanlar biliyorlar zaten. Devamlı olarak işte beynimizdeki o amigdala denen bölgenin çalışmasını, vücudumuza stres sinyalleri gitmesini, böbrek üstü bezlerimizden kortizol diye bir hormonun salgılanmasını ve bu kortizolün bütün bedenimizi strese hazırlayan bir takım kamçılayıcı etkiler yaparken bir taraftan da beynimizi sürekli uyanık ve tetikte tutmaya çalışması gibi bir dizi reaksiyon üretiyor.
Akut, yani hızlı başlayıp biten durumlarda bu stres faydalıyken, aylar, yıllar boyunca süren stres etkenleri maalesef faydasından çok zarar verebilen bir reaksiyona dönüşüyor. Nedir bu zararlar? Özellikle burada konuştuğumuz konu, yani tükenmişlik sendromu açısından, beynimizi devamlı, tabiri caizse kırbaçlayan uyarıcı bir stres yanıtları zinciri bir süre sonra beyni bu kamçılamalara, bu uyarılara cevap veremez hale getiriyor ve beynimizin bu özellikle kortizol dediğimiz stres hormonuna cevap verebilirliği azalıyor. Bu birçok uzun süreli stres durumunda gördüğümüz depresyonun da zeminini hazırlayan etkilerden bir tanesi. Fakat bu tükenmişlik sendromunda farklı bir şey var. Özellikle beynin iki bölgesi. Bir tanesi beynin şu önündeki frontal dediğimiz alan. Bir de hemen frontalin biraz iç kısmında ve dışarıdan görünmeyen beynin ortasında kalan singulat korteks dediğimiz alanlarda ilginç değişimler görüyoruz. Yıllar içerisinde çok yoğun yetersizlik, işte amaçlara ulaşamama ya da stres yaşayan insanlar devamlı olarak tabii ki bir stres reaksiyonu yaşıyorlar içlerinde bir yerde. Devamlı işte yetişme arzusundalar, devamlı bir şeylerin ters gitmesi endişesini yaşıyorlar ama normal insanların hepsi bunu yaşarken biz ne yapıyoruz? Hani böyle bir sendrom yaşamadığımız dönemlerde beynimizin ön kısmı ve bahsettiğim anterior cingulate korteks dediğimiz bölüm o stres kırmızı alarmını oluşturan amigdala denen bölgeyi teskin edebiliyorlar. Diyorlar ki dur bekle biraz sabret şöyle yapacağız bu olacak ve motivasyonu sürdürebilen tabiri caizse bilinçli, şuurlu ya da yüksek zihinsel nedenlerimizi koruyabiliyoruz. Fakat uzun süre baş edemediğimiz stresler, bir de çok uzun süre ödülsüzlük yani motive edici, mesela takdir edilme ya da bir işi yapmamızdan kaynaklanan tatmin hissi yaşama gibi şeyleri eğer hayatımıza sokamamışsak, yani bu zihinsel ödüllerimiz eksikse ilginç bir şey oluyor. Amigdala büyümeye başlıyor ve amigdalayı kontrol etmeye çalışan o diğer yapılar yani ön beyin, o singulat korteks dediğimiz yer yavaş yavaş küçülmeye yüz tutuyor. Bu küçülme başladığı zaman ve amigdala büyüdüğünde artık amigdalanın o stres yanıtını kontrol edecek hani bakıcılar ya da gözetleyiciler iyice zayıflıyor böyle düşünelim. Ve o bakıcılar zayıfladığında adeta sürekli ağlayan bir bebek gibi amigdala gittikçe vücudumuzun ve beynimizin işleyişini ele geçirmeye başlıyor. İnsanın herhangi bir işi başlama ve sürdürme konusundaki en büyük motivasyon kaynağı biraz önce bahsettiğim beynimizin bu ön ve orta iç bölümleri. Ve bu bölümler eğer zamanla zayıflarsa, küçülürse biz bir kere hayata dair motivasyonumuzu, dikkatimizi herhangi bir şeyin üzerinde uzun süre toplayabilme becerimizi ve motivasyonla bir işi başlatıp bitirebilme yeteneğimizi maalesef yitirebiliyoruz. Tükenme sendromunda da aslında tam olarak görülen şeylerden bir tanesi bu. İnsanlar hem çok fazla iş yükü altındalar hem de uzun süre o işlerden kaynaklı zihinsel zedelenmelerden ötürü gittikçe işlerini sürdürmede ya da bitirseler bile o işin zihinsel ödülünü yaşamada daha başarısız hale geliyorlar. Ve bir süre sonra özdeğersizlik, vazgeçme, kaçıp gitme isteği, hiçbir şekilde sorumluluk almama, sorumluluktan korkma şeklinde karşımıza çıkan bir zihinsel kalıpta yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Peki bu kadar ağır bir tablo ne kadar sıklıkla görülüyor? Maalesef büyük şehirlerde, beyaz yakalılarda, metropol hayatı yaşayanlarda, yani sizin benim gibi genellikle şu anda YouTube izliyorsanız muhtemelen bir şehirde yaşıyorsunuz. Bu konuya maalesef çok aday gibi gözüküyoruz ve bu adaylık herkese tükenmişlik sendromu vermiyor dedik. Bazılarımız buna daha yatkınız. Tükenmişlik sendromunu tam olarak hani teşhis edilebilir bir şekilde yaşayan insanların bir kere birinci olarak uzman yardımı almaları şart. Bu evde tek başımıza geçirebileceğimiz bir durum değil. Önce onu bileceğiz. Ama ya işte böyle işimden nefret ediyorum, böyle hayat mı olur, hiçbir şey yapmak istemiyorum falan demeye başlamışsak tükenmeye ya da depresyona giden yola girmeye başladığımızın işaretleri olabilir. İşte tam bu anda eğer siz sevgili dostlar, bu videoyu izleyen sizler arasında böyle hisseden varsa bu yola girmemek için neler yapabileceğimizi kısaca bir konuşabiliriz. Yoksa tükenme sendromu bir psikolog ya da psikiyatrist tarafından teşhis edilecek kadar belirgin olduğunda tekrar söyleyeyim. Evde ateş yakmaya çalışmayalım. Muhakkak bir uzman yardım alalım. Çünkü bu artık kendimizin zihnen içinden çıkamayacağımız bir hapishaneye dönüşmeye başlamış demek. Ama oraya doğru gidiyorsak. Öncelikle bu da geçer yahu. Bu prensip çok dilimizde gezen bir prensip ama genellikle bunu hayatımıza yansıtacak bir bakış açısıyla 7-24 yaşamak çok mümkün olmuyor.
Bir kere öleceğimizi sıklıkla hatırlayalım. Hayatta hiçbir şeyin kalıcı hasar vermeyeceğini sıklıkla kendimize hatırlatalım. Ve bu konuda öğütler veren kadim öğretileri, hani bu konularda konuşan insanları, bu konuda yazılmış kitapları, biraz öz motivasyonumuzu, öz değerimizi arttırıcı konuları hayatımızda biraz daha öne çekelim. Bu zihinsel ve entelektüel bir hazırlık olarak gerçekten çok işe yarayan bir şey. İkincisi, bu hayatta başarılı olmak denen şeyi tekrar tanımlamamız lazım. Maalesef hep söylerim, başarı bu devrin en tehlikeli kelimesi. Çünkü hiç kimse ne olduğunu bilmez. Herkes onun peşinden koşar ve her duruma göre değişebilir. Her kişinin, her kuruluşun farklı bir başarı tanımlaması sizi ömrünüz boyunca ne olduğunu bilmediğiniz bir şeylerin peşinde koşturabilir. Dolayısıyla kişisel başarı tanımımızı doğru yapıp, biz neye ulaşmak için çabalıyoruz? Bunun felsefesine, bunun içsel çalışmasına biraz daha zaman ayırabildiğimizde, yani hayatımıza dair bir farkındalık geliştirmeye çalıştığımızda bu kısır döngüyü hemen terse döndürebileceğimizi çok rahat göreceğiz. Çok etkili araçlardan bir tanesi bilinçli farkındalık çalışmaları dediğimiz çalışmalardır. Biraz önce bahsettiğim o tükenme hallerinin zaman içerisinde birikerek ortaya çıkmasının en büyük yardımcısı, verdiğimiz tepkilerin, işte içimizde bir anda doğuveren dürtülerin davranışlara yansımasının nasıl kontrol edilebileceğini hiç düşünmeye vakit bulamamamızdan geliyor. Ve biz eğer bu davranışlarımız üzerine biraz durup, biraz nefeslenip, kendi kendimizi muayene ederek, kendi kendimize sohbet ederek, bunu niye yapıyorum, niye şöyle yapmıyorum muhabbetlerini hayatımıza biraz daha dahil eder, yani bir bilinçli farkındalık çalışmasını rutin olarak hayatımıza yerleştirirsek, tükenmenin bizi bulması gittikçe daha zor olacak. Çünkü kendisiyle sohbet edebilen insanlar dürtüleriyle davranışları arasındaki boşlukları anlayabilme ve bu boşlukları değerlendirebilme yeteneğine de sahip olacaklar. O yüzden bilinçli farkındalık çalışmaları çok önemli. İş yapış biçimimizi, günlük rutinimizi, beslenmemizi, hareket ya da egzersiz miktarımızı çok dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Mesela hareketsiz bir hayat yaşıyorsak, fazla kalori alıyorsak, evet fazla kalori alıyorsak, yoğun stresli, işte yetişemediğimiz bir hayatı da bunun üstünde birlikte yaşıyorsak, bu durumda maalesef lastiğin patlaması zaman içerisinde kaçınılmaz oluyor. Beden sağlığının da zihin sağlığı için çok önemli olduğunu unutmayalım. Ve en önemli şeylerden bir tanesi belki, bu dünyada en önemli başarı kıstasının gerçekten içimizden geldiği gibi yaşayabilmek olduğunu, kendimizi gerçekleştirmenin bu dünyadaki en zor mesele olduğunu sıklıkla kendimize hatırlatalım. Zira çoğumuz neden olduğunu bilmesek de para gibi, kariyer gibi, işte akademik seviyeleri aşmak gibi çeşitli hedeflerin peşinde koşup duruyoruz. Bu koştuğumuz hedeflerin peşinde koşulması gerektiğini bildiğimizi zannediyoruz ya da böyle gibi geliyor bize ama biraz düşündüğümüzde aslında çoğu zaman peşinde bazen bir ömür tükettiğimiz hedeflerin pek de bizimle alakası olmadığını fark ediyoruz. Çocuğumuz için saçımızı süpürge ederken, eşimiz için hayatımızı feda ederken acaba gerçekten bu dünyaya bunun için mi geldik? Ya da bu insanların bizden beklentileri gerçekten bu mu? Gibi kritik soruları arada bir sormak gerçekten çok faydalı. Bizi tükenme sendromuna götüren şey üzerinde düşünülmeyen, üzerinde durulmaya vakit bulamadığımız zihinsel döngülerimiz. Bu döngüleri kontrol etmenin tek yolu ise ona arada sırada dikkat etmek, kendimizle sohbet etme alışkanlığı geliştirmek. Yoksa modern hayat bizi çiğ çiğ yiyecek gibi gözüküyor. En büyük silah her zaman kendimize dair geliştirebileceğimiz irili ufaklı her türlü farkındalık.